e, ee, 8 yaşında Hacı Muhammed Sadık Hazretleri öyle bir feyiz var, öyle bir feyiz var. Feyizden yani nuraniyetten, ruhaniyetin kalebesinden e, beden e, çökecek. Yani vücut, beden taşı, ruhaniyet güçlü olursa beden zayıf düşer. Onun için Muhammed Bakıbirli Hazretleri derdi ki işte bu meşhur bir meseledir. Efendimiz de anlatırdı, mektubatta da geçiyor. Ee, İnsanların heves edip de alamadıkları pazarda mazarda şimdi diyorum ya böyle vitrinde gözüken pastanede, manavda şurada burada önde gözüken şeyleri pek almamak lazım. Çünkü neden herkesin bakmıştır, gözük almıştır falan sonra onu yersen sana manen sıkıntı verir, bedenine de hastalık verir, göz kalma lafı var ya. E, pazarlarda satılan şüpheli şeyler, şüpheli derken haram mı helal mı diye böyle şüpheli manasında olmasa da yani insanlar onları görüp de alamayan oluyor ya her, her zaman oluyor fakir alamayan olur da gözü kalmıştır, şudur budur. E bir de tabii tam evinde yapılan gibi kendin ektin, kendin biçtin gibi de garantisi yok o manada. E, Muhammed Bakıbili Hazretleri derdi ki bu çocuk bu feyze dayanamaz. 13'ün e, onun için e, tabii evlerde, ocaklarda da hep helal. E, bir de şüpheden bile âri ve hali rızıklar yeniliyor o zaman. Onun için of maneviyatlar zirve yapıyor. Hacı Muhammed Bakı de gibi, dedi ki e, bu oğlun çok tecelliye mazar oluyor. Bu bunu kaldıramayabilir. Sokaklardan normal ortalıkta satılan yani helal şeyler ama herkesin gördüğü baktı. Ortalıkta satılan şeyler biraz yedir, yedirin de ne olsun feyiz biraz azalsın. Olaya bak olaya. Hiç şu anda böyle bir şey izahı var mı ya? İşte her yere haram karıştı, her yere faiz karıştı, her yere kredi bulaştı. Her şeye haram karıştı zaten ahir zaman bütün ümmetin faiz yiyecek buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ya Resulallah hiç mi yemeyen kalmayacak? Ve mellim mekul ashabu min gubari. Yemeyene de dumanından vuracak. Tozundan vuracak. Şimdi o zamandayız. Çünkü e, dünyanın tabi siyonizmin e, ne diyorsun e, emperyalizmin çarkı faizle döndüğü için dünya çapında yani. E tabi bir de içeride ayrıyetten e, şeyler var. Çarklar var yediğin ekmeğe kadar oradan faiz alıyorlar, bir şey veriyorlar. Her şeye taalluk etti bu iş. E tabi bu ne yapar? E ben kasıtlı yapmasam ahirette bana azap olarak dönmez ama benim feyzimi kaçırır, benim bereketimi kaçırır, benim sağlığımı bozar yani. Düşün Hacı Muhammed Sadık'ta ne haller vardı ki? Muhammed Bakı Milli diyor ki biraz sokak yemeklerinden yedirin de feyzi azansın. Çünkü aksi takdirde bu buna dayanamayacak yani. Yine buyururdu ki Muhammed Sadık'ı ben Muhammed Sadık, İmam Rabbani oğlu için söylüyor bunu 8 yaş. Ben Muhammed Sadık'ı sevdiğim kadar hiçbir ihvanımı sevmiyorum. O da beni sevdiği kadar hiç kimseyi sevmiyor. Demek hani belki de babasından fazla da, İmam Rabbani Hazretleri'nden fazla da seviyordu onu şeyhini mesela. Şimdi diyelim ki Efendi Hazretleri'nin bir mahdumunun Ali Hader Efendi'yi babasından fazla sevmesi gibi bir şey. Bu çok doğal bir şey, normal bir şey Ola, olabilir de olmuş mu diye konuşmuyorum yani öyle bir şey de şu anda. E, misal verdim anlamanız için. Ve hatta işte Ali Adem Efendi'nin oğlu diyelim Halit abinin Ali Rıza Pesaz Efendi, Ali Efendi baban şeyhini o babasından daha çok sevmesi. Babası bundan ne olur? Mutlu olur. İmam Rabbi ne kadar sevinir ki benim şeyhimi benden çok seviyor oğlum diye. Değil mi şimdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i her şeyden fazla anamdan babamdan ileri sevmiyoruz. E burada da Evliyaullah'ın bu ruhtur anıdır hakkı tekrim. Ruhun babası, ruhaniyetin terbiyesi de Evliyaullah silsilemizin büyüklerine havale edildiği için en büyük ikram, tekrim, tazim, hürmet onlara yapılması icap ediyor tabii ki.